Bundan sonra öyle çalışmayacağım, yatacağım. Bu arada çalışın arkadaşlar. Benim Z kuşağında gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi gelmiş geçmiş en tembel kuşak yüksek ihtimalle Z kuşağı. Ya gelmiş geçmiş diyemiyorsun aman koyayım. Sanki bütün kuşakları görmüşüz gibi. Ben 3 tane kuşak gördüm. X, Y, Z. Gördüğüm en tembel kuşak şu anda benim Z kuşağı. Sebebini de tahmin edebiliyorum. Geçen gün mesela Umut abiniz var benim çocukluk arkadaşım geldi. Biz çocukluğumuzdan beri çalışıyoruz. Dedim ki Z kuşağı hani Dinlediğim dertleri Discord'daki konuştuğum çocuklarla böyle bir şey yapıyorum. Hak verdim bu arada size. Sonuna kadar hak verdim. Sebebini anlatacağım. Siz de haklı bulacaksınız kendinizi. Umut mesela Sultanahmet'te restoranları var. Onlar da sürekli işte iş başvurusu geliyor. Birileri işe giriyor çıkıyor vesaire. Günün sonunda ama diyor ki kanka diyor çocuğa mesela şey diyorum diyor. O da 36 yaşında adam. Şunu şu diyor şuradan şuraya koyalım. Ben tamam çalışmıyorum çıkıyorum diyormuş. Aa diyor hani diyor kalbini kıracak da bir şey demiyoruz. Kötü bir şey de demiyoruz. Şunu şuradan şuraya da koyar mısın? Yok ben çalışmıyorum. Ben çıkıyorum ben ücretimi alayım. Ya diyor böyle bir şey olabilir mi amına koyayım diyor. Bu nasıl diyor bir kafa diyor. Hani bu kadar diyor kırılgan olamazlar diyor. Ben de şunu düşünüyorum. Bu, bu benim kendi varşı sayımım. Kendi çıkarım X kuşağı da dahil. Y kuşağı da dahil. Hani bizim kuşakta da dahil. Bizde Instagram yoktu. Bak Instagram yoktu bizde. Ben kendim bir yaz bir yerde çalıştığım zaman şunu bilmiyordum. Benim... A arkadaşım ne kadar kazanıyor B arkadaşım ne kadar kazanıyor kimse kimsenin maaşını bilmiyordu Ben işte 2000 lira kazanıyorum aylık diğer çocuk 5000 lira mı kazanıyor 6000 lira mı kazanıyor hiçbir şey yoktu Ve biz 2000 lira da kazansak 3000 lira da kazansak ya yani az da kazansam minimumda en tabanda da kazansan O parayla dışarıda çıkabiliyordun kendine bilgisayar da alabiliyordun işte ne bileyim birazcık biriktirip otosiklet alabiliyordun gençsen bisiklet alabiliyordun işte arkadaşına hediye alabiliyordun, ailene ev alışverişi yapabiliyordun, bir şey yapabiliyordun. Düşünüyorum şu anda çocuklar şunu düşünebilirler lan. Elinde Instagram var baba, Instagram'a girdim bakıyorsun sen tamam mı? Yurt dışında bir tane ee, çocuk 20 yaşında amına koyayım 10 tane ülke gezmiş. Ve gezmeye de devam ediyor. Anasını sikeyim ya diyor böyle işin. Diğerine bakıyor son model bilgisayar almış. İşte cep telefonunu almış. Okula gidiyor üniversiteye. Altında arabasıyla üniversiteye gidiyor. Z kuşağından herhangi bir tane genç de şu an bakıyor diyor ki. Ben diyor şu an girsem asgari ücretle ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Abi aslında ekonomi çocuğu tembelle eğitiyor. Çocuk diyor ki ben zaten kazansam da bir sikim yapamayacağım. Hani elime avucuma geçen parayla ben zaten bir bok yapamayacağım için diyor. Salıyor. Bu yüzden hak verdim. Benim bu kendi varsayımım bu arada. Kendi çıkarımım. E, öyledir ya da değildir. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani şu an bu durumu e, o yaş grubunda yaşayan insanlar ama bu benim kendi varsayımım kendi çıkarımım bu şekilde. Sonuçta sen şu an gitsen 3 ayda çalışsan adam akıllı bir e, kendine motor alamayacaksın tamam mı? Ne bileyim bir sene çalışsan araba alamayacaksın. Bizim zamanımızda bunların hepsi yapılıyordu yani. En nihayetinde okul sistemi gibi çalışırsın yüksek not alırsın o senin için bir ödül olur iyi bir üniversite kazanırsın. Çalışırsın alın terin akar kendine bir araba alırsın hep bir ödül sistemi yani anladın mı? Günün sonunda seni motive eder bunlar. Şu anda sizi motive edecek bir bok yok. Sizin için konuşuyorum ama bizim için de geçerli. Biz de mesela şu anda bizim yaş grubumuzda mesela bundan bir 30 sene önceki bizim yaş grubumuz çalıştığında arsa alıyordu, ev alıyordu, toprak alıyordu, araba alıyordu. Ne bileyim iki tane arabası oluyordu falan. Bize bakıyorsun bize de aynı bokun verdi yani. Abi adamlar sadece köle istiyor. Gençler de köle olmak istiyor. Yok gençler köle olmak istemiyor. O yüzden çalışmak istemiyorlar. 21 yaşındayım. 7 yıldır hep çalıştım ama hiçbir şey elde edememiş olmakta da koyuyor insana. Tagyon benim de öyle be gülüm. Benim de öyle ama haklısın. Haklısın ya anlıyorum yani mevzuyu. Kanka çok doğru şu an sosyal medyayı açıyorsun. Fakir kimse yok herkes zengin. Gençler sanki sorun bende niye azda çalışayım modunda kolay para kazanmanın peşinde çalışarak bir şey elde edemeyeceğim diyor. Evet biz mesela onu görmüyorduk. Bizim zamanımızda Instagram kullanımı neydi biliyor musun? Instagram yoktu. Facebook vardı. Instagram kullanımı da şuydu Çetin. Instagram'a girmiş adam senede bir tane post atıyor. Posttan kastımları da reels yes, sadece fotoğraf. Altına yazmış. Summer. Hashtag summer. Hashtag friends. Hashtag party. Havuza gittiyse de hashtag pool. Havuz o kadar bitti. Facebook'un da kullanılma amacı ne biliyor musun? Facebook'ta Herkes komik video paylaşıyor. Bu şu videoyu paylaştı, bu videoyu paylaştı. Instagram DM'de şu an atılan videolar eskiden insanların Facebook kendi profilinde paylaşılıyordu. Komikli videolar paylaşılıyordu. Hiç şey değildi yani. Yurt dışında birisi ne yapmış, bilmem ne fenomeni varmış. Yok, o öyle gezmiş, bu böyle gezmiş falan. Dünyadan haberimiz yoktu. Yani dış dünyaya daha kapalıydık. İnternet bu kadar gelişik olmadığı için. Sırf köle arıyorlar diye bir sürü İşten ayrıldım. Cidden eleman arayan yok. Herkes köle arıyor. Sonra eleman yok. Evet. MSN iyiydi. Evet MSN iyiydi. Hala olsa hala kullanılır bu arada. MSN çok trolldü ya. MSN de çok troll yapabiliyordun. Güzeldi yani. Sarıyordu MSN. Abi bilmiyorum. Ölmek güzel ya ciddiyim. Saçmalama be bil. Ne ölmek güzel oğlum ya. Ya şöyle düşüneceksin. Bir tane hakkım var tamam mı? Kedi değiliz. Dokuz canlı değiliz. Ya da fantastik bir evrende yaşamıyoruz amına koyayım. Öldükten sonra kimse parçalarını birleştiremiyor. Bir tane hakkım var tane canım var. Onda da ne yapabiliyorsan ne yaşayabiliyorsan onu yaşayacaksın. Ha evet ırgat gibi çalışıyorsun bu dünyada özellikle Türkiye'de. Hem fikiriz ama bir tane yani anladın değil mi? Hani sonrasında pişman olabileceğin bir durum da yok yani. Sadece bir tane canım var. Ya ona da kıymak dünyanın en gereksiz, en aptalca hareket olur yani. Ölmek güzel falan değil abi. Yaşayabildiğini son nefesine kadar yaşayacaksın. Aynen öyle. Ölme falan, intihar falan bak beni en çok bunlar geriyor. Benim genç kardeşlerimin bana böyle şeyler yazması benim olayım o zaten abi. Yapmak istediğim her şeyi yapıp öleceğim işte. Hepimizin olayı oğlum. Hepimiz yapmak istediğimiz her şeyi yapacağız öleceğiz. Hepimizin olayı Ben mesela bana sorsaydın hangi tarihte dünyaya gelmek isterdin diye. Ben kesinlikle teknolojinin olduğu bir çağda dünyaya gelmek istemezdim. Hiçbir şekilde. Bak silahın icat edilmediği. Hatta hani ateşli barut top mop hiçbir şeyin olmadığı. Kılıç kalkan derebeylik zamanı baba anladın mı? Oturuyorsun bir tane şeye hana. Hancı kuzu getir. Full et yiyorsun. Kilosunu sormadan. Etin kilosundan haberin yok. Anladın mı? Et yiyorsun full. İşte sabahtan akşama kadar yapacak hiçbir şeyin yok. Tarlaya çıkıyorsun. Tarlada birazcık iş yapıyorsun. Beden işi. Ondan sonra birazcık hayvanlarla ilgileniyorsun. Ondan sonra arkadaşlarla MMORPG ama IRL'de MMORPG. Kılıç kalkan. Antrenman yapıyorsun. Training yapıyorsun. Gerçek hayatta MMORPG yaşıyorsun. <laughs> Mükemmel bir ortam. Real PvP. Aynen öyle. Kanka bir şey diyeceğim. Şu yan taraftaki krallık var ya. Ee, bunlar geçenlerde bizim sınırlara kadar gelmişler. Ne diyorsun lan sen? Çekin kılıçları baba. Selamun aleyküm. Ya gibi gibi ne bileyim ya. Daha böyle gerçekmiş gibi hissettiriyor bana öyle. Ama ölünce ölüyorsun. Sev yok ya. Evet bu benim anlattığım olay zaten çok boktan. 20 yaşında da ölebilirsin 25 yaşında da ölebilirsin her an patlayabilirsin yani anladın mı kim vurduya gidebilirsin ve seni öldüren adam ceza da almayabilir ama daha böyle bir elle tutulabilir gibi geliyor ölümün bir anlamı olur en azından evet mantıklı 16 yaşında ölürsem sevlerim baba F5'te sev almışımdır F9'da geri doğarım 16'da ölmeyi kabul etmiyorum güçlü olan hayatta kalır değil bak hiçbir zaman güçlü olan hayatta kalmaz zeki olan ve etrafında güvenilir dostları olan adamlar hayatta kalır krallık da olsan işte bir ülkede olsan etrafındaki dost ülkeler işte kimle organizesin kime güvendin sırtını kime yasladın falan o yani yoksa güçlü adamı da bir yerde ee, ondan daha güçsüz olan 10 kişi indiriyor günümüzde de böyle hani insan olarak düşünme devlet olarak düşün ülke olarak düşün anladın değil mi bu böyle yani ya da bir firma olarak düşün sadece güçlü hiçbir zaman sadece güçlü hayatta kalmaz o laftadır yani insanları gaza getirmek için.